Dostlar, yoldaşlar, Cihanat Tekin'in sevgili ailesi, bugün buradayız. Muzaffer arkadaş az önce bizlerin isimlerini saydı, buradalar diye. Esasen onlar burada. Yani biz buradayız ama esasen onlar burada. Biz burada olduğumuz müddetçe, burada olmaya devam ettiğimiz müddetçe, mücadeleyi sürdürdüğümüz müddetçe, onlar da burada olacak, bizimle olacak, bizimle birlikte olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün çok tarihi bir gün, 30 Mart 72, Türkiye Devrimci Hareketi tarihinde çok önemli bir gün, bir direniş günü. 1965'lerde Türkiye İşçi Partisi ile başlayan, dev gençliğe gelişen toprak işgalleri, öğrenci hareketi, 15-16 Haziranlarla taşlanan bir dönemin aslında sonu, bitişi ama yeni bir dönemin de başlangıcı. Öyle görmek gerekiyor Türkiye Sosyalist Hareketi tarihi açısından. Kızıldere ile bir dönem bitti, doğrudur. Ama yeni bir dönem başladı. Onları fiziki olarak ima ederek zannettiler ki onların hayallerini ve onların düşüncelerini de öldürecekler. Ama tam tersi oldu. Onların düşünceleri büyüdü, toplumsallaştı. Bütün toplumsal muhalefete büyük bir direnç oldu, büyük bir moral oldu. İki özellikleri var, onun altını çizmemiz gerekiyor. Bir anti-emperyalist nitelikleri ki o dönemin özgün karakteridir. Bunun ne kadar anlamlı olduğu ve onların o mücadelede ne kadar haklı çıktığı. Bugün yanı başımızda yaşanan Ukrayna Savaşı'nda bile gözler önüne seriliyor ve emperyalizmin onların ölümünden sonra bile bu coğrafyada yaptıkları katliamlar, işgaller onların mücadelesinin ne kadar anlamlı ve güncel olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Öncelikle bunu saptamamız gerekiyor ve sosyalizm bağlılıkları ve inançları. Mahir Çeyen diyor ki biz sosyalizmin öğrencileriyiz ve yaşam boyu da sosyalizmin öğrencileri olmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi onların yaşadığı dönem bitti. Onların içinde yükseldikleri dalga geriye çekildi. Sosyalizmin bir tarihsel dönemi de bitti ama şimdi sosyalizmin yeni bir tarihsel dönemini başlatmakla sorumluyuz. Çünkü dünya, çünkü insanlık, çünkü doğa artık sosyalizm çağrısı yapıyor. Sosyalizmi yeniden insanlığın ve doğanın kurtuluşu için bize adeta emrediyor. Rosa'nın lafıyla ya barbarlık ya sosyalizm ama bu bugün daha farklı bir niteliğe kavuştu. Ya sosyalizm ya ölüm. Yani o kadar kritik ve elzem bir durumdayız. Sosyalizmin geleceği, insanlığın geleceğiyle o derece ilintili. Arkadaşlar onlar dava insanıydı. Problemimiz şudur. Dava insanı olabilmek. İdeolojimizle hayat arasında uçurum olmaması, çelişki olmaması. Neye inanıyorsak, nasıl bir dünyaya inanıyorsak o dünyaya ait yaşayabilmek. O dünyaya ait izleri, filizleri, deneyimleri, nüveleri bugünden yaratabilmek, yarının toplumunu bugünden kurabilmek, kendi kişiliğimizde yarının dünyasını somutlayabilmek. Onlar önderdi, önderlik yaptılar, devrimciydiler ama şu ilkeleri çok önemliydi. Ne söyledilerse yaptılar, yapabileceklerini söylediler. Bu çok önemlidir. Yani bugün de bizim temel almamız gereken çok önemli bir ilkedir bu. Ve son olarak sevgili arkadaşlar, devrimci dayanışmanın çok güzel bir örneğini sundular bize. Bu çok manalıdır. Ama ne yazık ki onlardan sonra Türkiye Devrimci Hareketi'nin tarihi tam bir parçalanma tarihi oldu. Tam bir rekabet tarihi oldu. THK ile THKPC'nin o devrimci dayanışmasından, o birliğinden, o bütünlüğünden hep beraber devrimci hareketler olarak sonrasında çok güzel sonuçlar çıkartmamıza rağmen maalesef Türkiye Devrimci Hareketi 80'lere giderken büyük bir parçalanmayla 12 Eylül darbesiyle rastlaştı ve sonumuz işte bugünkü AKP. Bugünkü AKP'nin izleri 12 Mart'larda ekilmiştir, 12 Mart'larda filizlendirilmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün burada olduğumuz gibi, burada bir olduğumuz gibi toplumsal muhalefeti yeniden birlikte inşa etmek, sol içerisindeki ilişkilerimizi dayanışmacı bir biçimde geliştirmek, güçlendirmek, solun kurduğu olduğu dönemlere asla bir daha dönmemek,
solun solun sığınağı olacağı bir dünyayı dayanışmayla hep beraber yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Kızıldere dün değildir, Kızıldere bugündür ve yarındır. Çünkü bugün hepimizin ve insanlığın ihtiyacı olan Kızıldere'nin taşıdığı değerlerdir. Şimdi o değerler bir yıldız gibi parlamaya devam ediyor. Eşitlik, özgürlük, dayanışma. Sevgiyle, saygıyla.